Bugünkü dersimizde 8. ders olarak zamirler konusunu işleyeceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'de en sık karşılaşabileceğimiz durumlardan birisi. Türkçe'de nasıl ki ben, sen, o, biz, siz, onlar bu şekilde zamirlerin kullanımı varsa, Arapça'da kadınlar için farklı olmak üzere bir de tesniye dediğimiz ikili durumlar için farklı olmak üzere bunlar kullanılmakta. Öte yandan ismin sonuna zamirin bitişmesi, yani ne gibi? Kitap, mesela onun kitabı, senin kitabın, bizim kitabımız diyeceğiz. Zamirlerin bitişmesi hemen her yerde karşımıza çıkan bir durumdur. Bu iyi öğrenildiğinde Arapçada işimiz hayli kolaylaşacaktır. Önce ayrık zamirler, ben, sen, o, biz, siz, onlar Arapçadaki kullanımını burada tabloda görmekteyiz. Ben tabloyu ezbere okuyacağım. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne, ente, entüme, entüm, enti, entüme, entünne, ene, nahnu. Ve bunlar, birazdan örneklerini göreceğiz. Örneklerini gördükçe zihne yerleşecek. Ne gibi? Ve hu ala külli şeyin kadir. O, o Allah her şeye kadirdir. Burada huve o anlamında. Biz bunu herhangi bir cümlede de kullanırız. Mesela deriz ki cea Ali, Ali geldi. Ve huve talip. O bir öğrencidir. İşte huve orada kullanılmakta. İz hume fil gari. O ikisi Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir mağarada idiler. Gar, mağara. Bakın telaffuzda bile yakın. Mağara Kur'an-ı Kerim'de Arapça'da gar ile ifade ediliyor. Hicrette Hazreti Ebu Bekir ve Peygamberimiz mağarada idiler. Burada huma, o ikisi. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Burada da bir kısım seçkin insanların durumu nazara veriliyor. Onlara bir korku yoktur. Havf, korku. Ve la hum yahzanun. Ve onlar hüzünlenmezler, üzülmezler de. Ve bizi ilgilendiren kısmı hum, onlar. Burada da hiye, hüme, müenneslerle alakalı kullanılmakta. Ve kelimetullah, Allah'ın kelimesi, yani davası. Hiye, o, ulya, el ulya, en yücedir. Kelime, müennes. Kelime, tün. Sondaki t, yuvarlak t, bundan dolayı müennes. Ve ona gönderilen zamir de hiye şeklinde müennes geliyor. Allah'ın kelimesi ulyadır. En yücedir. Diyelim ki hiye'yi Meryem'de kullanırız. Deriz ki hiye ümmü İsa. Yani o İsa'nın annesidir. Bu şekilde hiye müennes zamir olarak kullanılır. Kadınlarla alakalı çoğul olarak onlar anlamında hunne libâsul lekum. Onlar, o kadınlar sizin için bir elbisedir. Ve entüm libâsul lehunne, siz de onlar için elbisesiniz. Aile hayatıyla alakalı. Eğer aile hayatı olmazsa kadın erkek gayrimeşru bir araya gelir. İkisine de yazık olur. Ama meşru bir şekilde bir araya geldiklerinde bu aile yuvasıdır. Ve aile yuvasında geleceğin nesli yetiştirilir. Kadın erkek bu şekilde birbirlerini haramdan korumuş olur. Bu libasla ifade edilmiş. Kadınlar sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Ve burada da bu sayfada ente entüme entüm. Sen, ikiniz ve siz. Bunu görmekteyiz. Allah'a dua ederken ente mevlana diyoruz. Sen bizim mevlamızsın. Yani bizim velimiz, bize sahip çıkan sensin. Yar ve yaranımız sensin. Ente sen demek. Entüme ikiniz anlamında Hazreti Musa ve Harun'la alakalı Allahu Teala diyor ki entüme ikiniz ve men ittebaakuma ve ikinize tabi olanlar el galibun galipsiniz. Galip geleceksiniz. Burada galibun olarak yumuşak g ile ifade edilmiş. Ancak Türkçe'de yumuşak g
kelime başında olmadığından galip, galibun şeklinde kullanılmakta. Bu kelime de asıl itibariyle bize Arapçadan geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde kullanılmaktadır. Ya eyyühen nas, ey insanlar, entümül fukara ilallah, sizler Allah'a karşı fukarasınız, fakirsiniz. Burada fukara, fakir kelimesinin çoğuludur ve Türkçe'de ikisi de kullanılır. Fakire, fukaraya yardım etmek. Fakir tekildir, fukara çoğul. Entüm el fukara, siz fakirlersiniz. İlallah, Allah'a, Allah'a muhtaçsınız. Eyyühen nas kısmı mana vermek daha kolay. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Burada da ene, nahnu, ben, biz. Onu Kur'an'dan birer örnekle görmekteyiz. Kul innemâ ene beşerun mislukum. De ki, ey peygamber, de ki, innemâ ancak ene, ben, beşerun, bir beşerim, mislukum, sizin gibi. Ben sizin gibi bir beşerim. Yani peygamberimizin bir insan olması burada vurgulanıyor. Beşer, insan birbiri yerine kullanılabilmekte. Her ne kadar manada bir takım farklılıklar olsa da. Galel havariyune, havariler dedi. Havariyun, havariler. İsa'nın havarileri. Ve Türkçe'de de kullanmaktayız. Denilir ki mesela, havarilerini bulamayan İsa unutulmaya mahkumdur. İşte İsa'nın yanında yardımcı olan o kimseler, nahnu ensarullah diyorlar. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Nahnu ensarullah aslında kelime anlamı itibariyle Allah'ın yardımcılarıyız demek. Ama bundan murat Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Zamirleri bu şekilde ayrık zamir olarak ifade ettikten sonra bir de bitişik zamir olarak kitap kelimesine bitişik zamirler mesela nasıl geliyor onu göreceğiz. Ve hangi zamire bitişirse bitişsin burada olduğu tarzda yani yüzlerce binlerce kelimeye burada olduğu tarzda aynı zamirler bitişir ve biz manayı rahatlıkla çıkarabiliriz. Ne gibi? Bunu da yine bir tablo olarak ben okuyayım. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunne, kitabuke, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunne, kitabi, kitabuna. Manası burada tabloda verildiği şekliyle zaten birazdan Kur'an'dan örneklerle bunları göreceğiz. Firavun'un hanımı Allah'a dua ediyor. Duasında diyor ki وَنَجِّنِي bana necat ver, beni kurtar. مِنْ فِرْعَوْنَ firavundan وَعْمَلِهِ ve onun amelinden. Burada min daha önce harf olarak, harfi cer olarak görmüştük. Den dan manası veriyordu. مِنْ فِرْعَوْنَ firavundan وَعْمَلِهِ ve onun amelinden. Amelihi derken onun ameli. Amelihi, onun ameli. Bu şekilde kitabuhu, kitabihi gibi kullanılmakta. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Hazreti Musa Hızır kıssasında geçer. İşte yıkılmakta olan bir duvar görüyorlar. İki yetime aitmiş. Hazreti Hızır o duvarı düzeltiyor. Ve bunun gerekçesini açıklarken de diyor ki ve kâne ebûhumâ, o ikisinin babası salihan, salih bir kimse idi. Yani o hazine hemen açığa çıkmasın, ileride çocuklar sahip çıksınlar. Bundan dolayı duvarı düzelttim diyor. Burada ebuhuma, o ikisinin babası. Kezalike zeyyennâ likulli ümmetin amelahum. Bunun gibi her ümmete amelini süslü gösterdik. Kezalike zelike bu, kezalike bunun gibi. Zeyyenne ziynetli kıldık. Likülli ümmetin her ümmet için amelahum onların amelini. Amelahum onların amelini. Ümmet Türkçe'de kullanılır. Hangi ümmettensin? Ümmeti Muhammed'denim.
Ey peygamber ümmeti bu gibi ifadelerde kullanmaktayız. Amel iş anlamında. Mesela bir yere çalışmaya gidenlere amele denilir. Dolayısıyla amel kelimesi de bize yabancı bir kelime değil. Mâ tesbigu min ümmetin ecelehe. Hiçbir ümmet ne ecelini öne alabilir ve mâ yestahirun ne de erteleyebilir. Burada ümmet müennes kelime olduğundan dolayı ecelehe zamir de müennes olarak gelmiş. Diğer ayette gattâne eydiyehunne kadınlar şaşkınlıkla ellerini kestiler. Hazreti Yusuf kıssasından bir parça. Hazreti Yusuf önceleri Mısır'da Mısır Aziz'in evinde bir köle durumunda ve Züleyha'nın onunla alakalı işte gayrimeşru talepleri var. Ve bu şehirde duyuluyor. Hayli dedikodular oluyor. Böyle bir durumda kadın şöyle bir tedbir düşünüyor. Dedikodu yapanları, kadınları saraya davet ediyor. Elma gibi bıçakla kesilen bir meyve, soyulan bir meyveyi önlerine koyuyor. Ve onlar tam meyveyi soyarken Yusuf çık seni görsünler diyor. Ve kadınlar onu gördüklerinde ellerini kesiyorlar. Yani bıçak ellerine de zarar veriyor. İşte ayet-i kerime onu anlatmakta. Yet kelimesi el demek. Eyt çoğul. Hunne kadınlarla alakalı çoğul. Kadınların elleri anlamında. Ve la tense nasibeke minel dünya. Dünyadan da nasibini unutma. La tense unutma. Nasibeke nasibini minel dünya dünyadan. Burası Karun'a yönelik kavminin bir nasihati. Karun şaşa deptebe içinde, servet içinde mağrur bir durumda. Kavmi ona hatırlatmada bulunup diyorlar ki وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا dünyadan nasibini unutma. Burada nasip aynen Türkçedeki gibi mealde de zaten bunu görmekteyiz. Ama ke senin nasibin, nasibini. Ama bunun yerine na kullansak nasibuna bizim nasibimiz. Nasibuhum onların nasibi. Rahatlıkla bunun çekimini yapabiliriz. Febeyyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbiküme sizin ikinizin Rabbi. Tesniye. Burada daha evvelinde ya maşaral cinni vel ins denilmiş. Ey cin ve ins topluluğu. Dolayısıyla ikili anlatım olduğundan Rabbiküme geliyor. Ey ins ve cin topluluğu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeselûneke anil hamr vel meysir, sana içki ve kumardan soruyorlar. An harfi cer daha önce geçmişti ve örnek olarak verilmişti zaten. Kul fihime de ki o ikisinde, fihime o ikisinde ismun kebirun büyük bir günah var. İsim Türkçede peltek f yok. İsim gibi belki telaffuz ediliyor ama peltek s ile olan bu kelime günah anlamında. O ikisinde çok büyük bir günah var. Ve menafi'u linnas insanlar için bazı menfaatler bulunur. Burada bazı menfaatler derken içki, kumar insanı belki rahatlatıyor görülebilir. İnsan onlarla meşgulken bazı dertlerini unutuyor görülebilir. Ekonomik olarak bazıları belki bunun üzerinden ticaret yapar, kazanır görülebilir. O gibi durumlar. Ve ismuhuma bu ikisinin günahı. Yani içki ve kumarın günahı ekberu daha büyüktür. Min nef'ihime menfaatinden daha büyüktür. Burada nef kelimesi ayın Türkçe'de pek görülmüyor zaten. Telaffuz edilmiyor. Nef'ihime o ikisinin faydası. Menfaat aynı kökten gelen bir kelime. O ikisinin günahı menfaatinden daha büyüktür. Burada
Müennes olarak müennese hitap, Rabbuki, senin Rabbin. Cebrail Meryem'e diyor ki, gale dedim, inneme ancak, ene ben. Bakın ene zamir olarak geçmişti zaten. Rasulü Rabbiki, senin Rabbinin elçisiyim. Rasul, Resulullah diyoruz, Allah'ın Resulü, elçi anlamında. Cebrail de bir elçidir. Peygamberimize gönderilen bir elçidir. Burada da Meryem'e gönderilmiştir. Ben senin Rabbinin elçisiyim. Burada Rabbuki, Meryem müennes olduğu cihetle Rabbuke değil Rabbuki şeklinde geliyor. Yusuf kıssasından bir parça. Züleyha'nın işte Hazreti Yusuf'la meselesi fark edildiğinde Züleyha'nın bir akrabası şunu söylüyor. İnne keyde künne azim. Gerçekten de siz kadınların fendi, tuzağı çok büyüktür. Tabi bu her kadın için böyledir anlamında değil. Ama erkekleri aldatabilmektedirler. Bu noktadan akrabası bu şekilde ifade etmiş. Siz kadınların fendi çok büyüktür. Keyde künne. Yani siz kadınların künne onu ifade ediyor. Küm ifadesi ise diğer ayette görmekteyiz. Ya eyyühen nas, ey insanlar, übudu rabbekum, Rabbinize ibadet edin. Übudu ibadet edin, rabbekum, Rabbinize. Demek ki burada belki dikkat çekmemiz gereken bir durum şu. Rab kelimesi önündeki kelimeye göre Rabbu da olabilir, Rabbe de olabilir, Rabbi de olabilir ama devamında zamir aynen kalacaktır. Yani Rabbukum şeklinde de gelir. Burada olduğu gibi Rabbekum şeklinde de gelir. Ama başına bir harfi cer gelse bir Rabbikum orada esreli olarak okunacaktır. Ve peygamberimize yönelik bir şekilde bir hatırlatma. Ve in kezzebuke, eğer seni yalanlarlarsa, kezzebe yükezzibu tekzip, yalanlamak, kizipten geliyor. Eğer seni yalanlarlarsa, fegul dekim, li ameli, benim amelim bana, li ameli, amelim bana, ve lekum, size, amelukum, sizin ameliniz. Yani onlara de ki, benim amelim bana, sizin ameliniz size. Lekum dinukum veliyedin. Orada da benzeri bir şey mesela. Benim dinim bana, sizin dininiz size. Lekum dinukum, sizin dininiz size. Veliye din, benim dinim bana. Diğeri Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in zalim bir imparatorun karşısında tevhidi ifade etmeleri şeklinde geçiyor. Ve diyorlar ki onlar, Rabbuna, bizim Rabbimiz, Rabbus semavati vel art, göklerin ve yerin Rabbidir. Burada Rabbuna, bizim Rabbimiz. Kadınlarla alakalı kullanımı burada kırmızı olarak görmekteyiz. Ben biraz hızlı bir şekilde bunun manasını vermeye çalışayım. Vel mutallagat, boşanmış kadınlar, yatarabbesne, beklerler, bi enfusihinne, evlenmek için kendi hallerinde, telâthete guru, 3 ay hali beklerler. Ve lâ yahillu lehunne, onlara helal olmaz. En yektümne, gizlemeleri. Mâ halagallahu, Allah'ın yarattığı şeyi, fi erhamihinne, rahimlerinde. Yani hamilelerse bunu belirtmeleri gerekir. İn kunne yu'minne billahi vel yevmil ahir, eğer ahiret gününe, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa böyle yapmaları gerekir. Bu çocuğun nesebinin bilinmesi açısından. Ve bu uletuhunne, onların kocaları, ehakku bir raddihinne, onları geri almaya daha hak sahibidirler. Fî zâlike, bu hususta. İn aradu ıslaha, eğer barışmak isterlerse. Bu İslam'da boşama sisteminin şu an
uygulamada olandan farklı olmasından kaynaklanan bir durum. Şu anda bir defa da iş bitiyor. Boşanmışlarsa tümüyle boşanıyorlar. Ama İslam hukukunda 3 defa hak verilmiş. 1 ve 2'de tekrar dönüş olabiliyor. Yani olur ya, akılları başlarına gelir. Yeni bir nikah işlemine lüzum kalmadan evliliği devam ettirebilirler. İşte böyle bir merhalede eski kocalarıyla beraber olmaları, aile hayatını devam ettirmeleri daha beklenen bir durumdur. Ve lehunne, o kadınlar için vardır. Mislüllezî aleyhinne bil maruf. Eşlerine karşı sorumlulukları olduğu kadar maruf bir şekilde, makul meşru ölçülerde hakları vardır. Burada leh ve aleyh, yani leh hakları ifade ediyor. Aleyh, onlara yüklenen sorumlulukları ifade ediyor. Kadının da erkeğin de hem hakkı var hem de sorumluluğu var. Bir de fiillerin sonunda muttasıl zamirler var. Onu da kısaca görmüş olalım. Mesela nasara, yardım etti anlamında. Nasarahu, ona yardım etti. Nasarahuma, o ikisine yardım etti. Nasarahum, onlara yardım etti. Nasarahe, müennes için aynı şey. Nasarahuma, nasarahunne. Ama sana yardım etti derken nasarake, sana yardım etti. Müennes için söylersek nasaraki, aynı anlama geliyor. Nasaraküme, ikisinde fark etmiyor. İkili durumda kadın erkek aynı ifade ediliyor. Nasarakum, size yardım etti. Yani erkeklere. Nasarakünne, size yardım etti. Yani kadınlara. Ama bana yardım etti, bize yardım etti derken kadın erkek fark etmiyor. Her birisi nasarani, filan falan bana yardım etti der. Nasarana, bize yardım etti. Her ikisi diyebilir. Nasaranallahu, Allah bize yardım etti. Bunlarla alakalı örnekleri görüp dersi bitirmiş olacağız. Halagahu, onu yarattı. Allah onu yarattı, Adem'i. Min turabin, topraktan. Allah onu topraktan yarattı. Halaga, fiil. Hu, zamir. Yani fiile bitişmiş zamir. Halagahu, onu yarattı. Nesullah, onlar Allah'ı unuttular. Fe nesiyehum, o da onları unuttu. Nesiye, unuttu. Allahu Allah. Hum, onları. Allah onları unuttu. Tabi Allah unutmaz da diğer alemde Allah'ı unutan kimselere unutulmuş kimse muamelesi yapacak mecaz var. Nitekim bununla alakalı değerlendirilebilecek başka bir ayet. Diğer alemde ama olarak, kör olarak haşredilen kişi, ya Rabbi ben dünyada görüyordum, beni niye ama olarak haşrettin diyor. Allah-u Teala da evet öyleydi diyor. Etetke ayatuna, ayetlerimiz sana geldi. Fenesitehe, sen onları unuttun. Buradaki he ayete gidiyor, ayetlere gidiyor. Ayet müennes olduğundan, zaten çoğul aynı zamanda, zamir de müennes olarak gelmiş. Bugün de ceza olarak unutulacaksın, ayetin devamında öyle geçiyor. Fekadâhunne, Allah onları tanzim etti. Gada, hüküm vermek. Allah gökleri ve yeri tanzimiyle alakalı. Seba semavatin, seba semavat olarak, fi yevmeyn, iki günde. Allah iki günde yukarı alemi, semaları, yedi sema şeklinde tanzim etti. Tabii bunun tefsir ciheti hayli ayrıntılı olabilir. Ekefarte, inkar mı ettin? Billezi, o zatı ki halagake, seni yarattı, min turabin, seni topraktan yaratanı inkar mı ettin? Burada halagake, şuraya kırmızı uygun düşer. Onu da ifade etmiş olayım. Seni yaratanı inkar mı ettin? Diğer ayet, Allah-u Teala insanlara hitaben diyor ki, efe hasibtum,
şöyle mi zannettiniz, sandınız? Enneme ancak halaknakum biz sizi yarattık abeten abes olarak. Yoksa sizi abes olarak yarattığımızı ve ennekum ileyna la turcaun ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Burada halakna biz yarattık kum sizim. Burada Hazreti Adem ve eşine yönelik bir uyarı. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Adem ve Havva'ya فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا sakın şeytan sizi ikinizi çıkarmasın. مِنَ الْجَنَّةِ cennetten فَتَشْكَى yoksa bedbaht olursun. Yani burada ikinizi çıkarmasın. Yani ikinizi demiş olduğu Adem ve Havva. Altta da iblisin Kur'an'da zikredilen bir ifadesi. İşte Adem'e secde edin diye emir geldiğinde iblis secde etmiyor. Allah-u Teala bunun sebebini soruyor. İblis de diyor ki halak deneyimin nar, beni ateşten yarattın. Halak te yarattın. Ni benim. Buradaki nun, nunu vikaye olarak isimlendirilir. İleride de örneklerini göreceğiz. Beni ateşten yarattın ve halak tehu. Halak de sen yarattın, hu onu. Min tin çamurdan. Beni ateşten yarattın, onu Adem'i çamurdan yarattın. Ben ona secde etmem diyor. Başka bir ayet. Feseyekfi kehumullah. Burada hayli zamirler var. Fe evveliyle alakalı. Se ileride göreceğiz. Muzari fiilin başına geliyor. Gelecek manasına getiriyor. Mesela yekfi yeter. Seyekfi yetecek. Seyekfi yetecek. Ke sana. Hüm onlara karşı. Allahu Allah. Allah onlara karşı sana yetecektir. Ve Adem Havva kıssasının işte bölümlerinden birisi. Fe'ezellehuma şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Eşşeytanu şeytan anha oradan. Yani o cennetten Adem ve Havva'nın ayaklarını kaydırdı. Burada zelle tabir edilen bir durum vardır. En azından İslam ilimleri bilenler bunu bilirler. Zelle ayak sürçmesi peygamberler için zelle caizdir denilmiş. İşte şeytan da Adem ve Havva'nın ayaklarını cennetten kaydırıyor. Dünyaya gönderilmelerine vesile oluyor. Fe ahraca huma o ikisini çıkardı. Ahraca çıkardı huma o ikisini. Mimma kana fihi içinde bulundukları yerden onları çıkardı. Bugünkü dersimizde zamirler konusunu ele almış olduk. Gerçekten de son derece önemli ve son derece Kur'an'ı anlamak isteyenler için faydalı olan bir bölüm. Çünkü hemen her ayette mutlaka zamir karşımıza çıkacaktır. Bunların ne olduğunu bir defa öğrendiğimizde artık Kur'an'dan devamlı okudukça bunların ne anlama geldiğini rahatlıkla anlayabileceğiz.